Şimdi Java ile ilgili genelde sorular muhtemelen başkalarına da geliyordur. Ama ben 2,5-3 senedir yayın yapıyorum ve genelde gelen sorularda işte Java'yı öğrenmeli miyim? Ya da Java mı .NET mi? Java'yı öğrenirsem buralarda iş bulabilir miyim? Yani iş bulma kısmını pek giremeyeceğim ama onun haricinde dille ilgili olan kısımları da bahsetmeye çalışacağım. Şimdi konu bir. Herhangi bir dili öğreniyorsunuz. Bu fark etmez. Go olabilir, .NET, Java olabilir. Bu dili öğrenmeden önce aklınıza şöyle bir şey gelebilir. Biz bu dili niye öğreniyoruz? Temelinde şuna bakmanız gerekiyor. Bir yazılımcı aslında temel olarak problem çözmeye yoğunlaşmış bir çalışan gibi düşünebilirsiniz. Ya da kendi işinizi yapıyorsanız bilmiyorum. Profesyonel bir kişi temelinde bir problemi çözmek ya da bir ürün geliştirmek. Ürünü geliştirirken de ortaya bir çözüm getirmek, problem varsa da onun çözümünü aramak gibi birçok alanda çalışabiliyor. Dolayısıyla bir ürün geliştiriyorsunuz. Bu yaptığınız ürünün genelde ana mantığı çalıştığınız şirkette ya da kendi işinizse ortada bir gelir elde etmek. Bu gelir elde ediyorsunuz. Tekrardan ürüne yatırım yapabilirsiniz. Ekip büyüyebilir. Yani bir yazılımcı dediğiniz zaman tek başına çalışan biri olarak düşünmeyin. Çok nadir olsa solo developer dediğimiz kendi işini kendi yapan, tek kişi çalışabilen olabilir ama siz profesyonel hayatta bunu yazılımcı olacağım dediğiniz zaman genelde takımlarla birlikte çalışacağını düşün. Dolayısıyla burada ürün geliştirirken takımla çalışıyorsunuz. Teknik alanlardan önce ilk önce takımla nasıl çalışılır, takımla çalışabiliyor musun, buna yatkın mısın? Bu konuları bir gözden geçirmeniz lazım. Yani bu konuları ilk başta bahsediyorum. Çünkü arkadaşlar şöyle düşünün. Bir şirkette çalışıyorsunuz. Takıma dahil oldunuz. O takımda takımla uyumlu çalışmayan biri var. Hani şey sözü vardır ya, bir zincir en zayıf, halkadaki en zayıf yuvarlak kadar şeydir, güçlüdür diye. Yani en zayıf kimse zincirin içindeki yuvarlaklarda o kadar güçlüdür. Dolayısıyla takımda da arkadaşlar bu tarz elemanlar olduğu zaman diğerlerine de yansıyabiliyor. Hatta bir virüs şeklinde yayılıp takımın performansını, moralini etkileyebiliyor. Siz olun. Eğer yapabiliyorsanız daha çok böyle insani yönlerinizi, insan eksik olabilir bu arada. Daha önce hiç takımda çalışmadınız. Belki hep kendiniz yaptığınız bazı şeyler olabilir. Ama olabildiğince bu tarz şeylere yatırım yapabiliyorsanız, mesela anlaşabilme teknikleri, biriyle mesela yazılım mühendisliğinde böyle bir felsefik bir konuya yorum yapar gibi yorum yapma gibi bir lüksümüz yok. Çünkü yaptığınız şey teknik. Dolayısıyla belli bir kitaba uygun olması lazım. Öne sürdüğünüz şeyin elle tutulabilir olması lazım. Dolayısıyla bana göre bu böyledir diye değil. Mesela bence burada CPU'su güçlü olan makine kullanmamız lazım. Çünkü image processing yapıyoruz. Yani bu tarz şeyleri söylediğiniz zaman arkasında bir kanıtı olması lazım. Bu aslında güzel bir şey. Yani bizim alanda böyle bir durumun olması güzel bir şey. Herhangi bir anlaşamamazlık durumunda ortaya güzel kanıtlar sunarak bunları çözebiliyorsunuz. O konuda ben şanslı hissediyorum bizi. Dolayısıyla insan yönler olsun, bu anlaşabilme teknikleri olsun, işi negotiation teknik dediğimiz işte. Bu konularda kendinizi geliştirmeye çalışın. Yazılımdan önce diyorum. Çünkü büyük ihtimalle takımla çalışacaksınız. Şimdi iş yerinde çalışırken siz profesyonel olarak bir iş yapan biri olduğunuzu unutmayın kesinlikle. Dolayısıyla profesyonel bir kişi dediğiniz nedir? Siz bir iş yaptığınız zaman bu işin altını her zaman çok pardon arkadaşlar. Ne çıktı anlamadım. Şöyle olsun. Siz profesyonel bir çalışansınız. Dolayısıyla bir iş yaptığınız zaman onun altına bastıra bastıra imzanızı atabiliyor olmanız lazım. Yani imza derken kağıda imza anlamında demiyorum. Bir iş yaptınız. Size biri bir şey söylediği zaman ya da bir baktığı zaman ortada düzensiz, yani önem gösterilmeden yapılmış bir iş var. Yani böyle bir duruma kesinlikle düşmeyin. Dolayısıyla kendinizi olabildiğince kaliteli iş çıkarmaya çalışın bu konuda, yazılımda. Şimdi insani yönden takımla çalışabilme. Üniversiteler bunlar için çok güzel bir ortam bu arada. Birçok yine kişi soruyor burada. Yazılım mühendisi olmak için üniversiteye ihtiyaç var. Ben her zaman üniversiteye gitmesinin çok büyük artıların olacağını söylüyorum. Yani birçok kişiye zaman kaybı gelebilir ya da imkanı olmayabilir insanın, değil mi? Yani diyelim ki iyi bir üniversiteye gitmek istediğiniz, oranın kirasıydı bilmem neydi. Tabii ki de imkan olmayabilir ama elinde biraz imkan varsa
Bence o üniversite ortamını görüp başka kişilerle tanışıp o birlikte proje yapıp genelde üniversitelerde olur. Hani grup halinde elemanlar seçilir, onlar ortak proje yaparlar, birbirleriyle tartışırlar. Dolayısıyla bu tarz şeyleri yapabiliyorsanız yapın. Ben üniversite olayını kesinlikle savunuyorum. Ama tabii yani apartmandan bozma üniversiteden bahsetmiyorum. Yani ortalama bir üniversite bu tarz şeyleri yapabiliyorsanız mesela üniversite en azından bizim olduğumuz senede mühendislik etiği diye bir ders vardı. Değil mi? Bak orada bile o şekilde başlıyorlar. Yapabiliyorsanız bu tarz şeylere yatırım yapmaya çalışın. Onun haricinde şimdi ürün geliştireceksiniz değil mi? Ben üniversitede arkadaşlar programlama dilini görürken bunu herhangi bir ürün geliştirme ile falan ilk başta eşleştiremedim. Mesela ilk başta veri tabanı diye bir şey olduğunu kavrayamamıştım. Sonradan veri tabanı diye bir ders gördük. İşte C kullanıyorduk. C ile hiçbir zaman veri tabanına bağlanmadık. Dolayısıyla bazı şeyler kopuk kopuk ilerliyordu. Ama nihayetinde baktığınız zaman siz bir ürün geliştiriyorsunuz. Bu ürün ilk başta da dediğim gibi çalıştığınız şirketlerde kendi işinize gelir getirmesi lazım. Gelir getirmesi de şu demek. Ürün var. Bu ürün bir veri üretiyor. Bu veriyi siz saklıyorsunuz, işliyorsunuz. Durumuna göre işte artık use case'iniz neyse ona göre bir gelir elde ediyorsunuz. Dolayısıyla herhangi bir ürün geliştiriyorsunuz, bunu bir yere saklayan, yani bu ürünün ürettiği verileri bir yerde saklamakla işlemek bu tarz use case'de çok büyük çoğunlukta diyeyim size. Dolayısıyla herhangi bir dil seçmeden önce bu tarz böyle yukarıdan bakıp bunu bilebiliyor olmanız lazım. Evet, ben bir kod yazacağım. Bu yazdığım kodun ürünü geliştirirken bu ürünün muhtemelen bir yerlerle entegrasyonu olacak. Bu veri tabanı olabilir, başka bir servis olabilir. Ne bileyim bunun gibi birkaç şeyler de var değişik use case'ler. Bunları bir aklınızda bulundurmanız gerekiyor. Hani sadece böyle diyelim ki object oriented programming'i gördüm. Ne işe yarayacak? Hemen aklınıza bu gelebilir. Yani aklınızın bir köşesinde bulunabilir. YouTube'a gelecek arkadaşlar bu arada. Atacağım bu yayını. şeye de chat'e de arkadaşlar sonradan bakacağım. Kusura bakmayın şey için. Bozmak istemiyorum flow'u. Şimdi herhangi bir X dili görüyorsunuz. Benim en azından gördüğüm Türkiye'de Java.NET ağırlıklı olarak kullanılıyor şirketlerde. Yani ben son 7 senedir biraz daha globale çalıştığım için orada durumlar biraz daha farklı. Ama Türkiye'de çalıştığım zaman da işte 2010 civarlarında PHP falan kullandık. Çok yoğun bir şekilde kullanılıyordu aslında ama en son hatırladığım kadarıyla Java.NET onlar biraz ağırlıkta. Ama dediğim gibi ben yazılım mantığını öğrenmek istiyorum. Türkiye'de de gerekirse iş bulmak istiyorum. Dolayısıyla bu Java.NET onlardan bir tanesi olabilir. Hani nihayetinde şeye çıkacağız. Dil bizim için bir araç olacak. Bunu niye söylüyorum? Şimdi diyelim ki programlama dilini gördünüz. Burada herhangi bir programlama dili gördüğünüzde içinde genelde neler olur? Kontrol yapıları olur, değil mi? Mesela while döngüsü, for döngüsü, işte ne bileyim bunun değişik formatları oluyor. Onun haricinde conditional statements, değil mi? If condition. Bunlar genelde programlama dillerinde olur. Hani en eskilerinden en modernlerine kadar bunlardan hepsi bulunur. Bunlar genelde sizin ürününüzü geliştirirken bazı davranışları onlara verebilmek için kullandığınız yapılar. Onun haricinde dedik ya hani herhangi bir ürün geliştiriyorsun, yazılım geliştiriyorsun. Bunu veri üretme ihtimali yüksek çünkü onun üzerinden bir yapı kuruyorsunuz. O zaman burada veri yapıları önemli değil mi? Yani kullandığınız dilin içinde var olan bu veri yapılarını, veri yapı değil mi? Data structure var. Bir de data types, veri tipleri ve veri yapıları şeklinde iki tane ana yapı var. Genelde yazdığınız yazılım içinde göreceksiniz ki mesela bir değişken oluşturursunuz, içine bir değer atarsınız. Ondan sonra o değeri başka yerde kullanırsınız, başka fonksiyona geçersiniz gibi gibi. Buradaki veri tiplerini bilmek önemli. Neden önemli? Çünkü kullandığınız verinin tipleri değiştikçe sizin için başka veri tipleri vardır. Mesela sen bir yazı tutacaksan onun için bir kullanılan işte string var. Tek karakter kullanacaksan char diye bir veri tipi var. İşte sayı tutacaksan onun için bir veri tipi var. Integer. Sayının boyutuna göre değişik değişik integer'ın tipleri var. 32, 64. Bazı dillerde bunların varyasyonları çok olur. Bazılarında az olur. Java'da mesela bunu işte integer, string, şeklinde değişik veri yapılarını burada Java'da da görebilirsiniz. Dili tanımak için bu yapılar önemli. Veri tipleri
Bir de veri yapıları. Peki Hüseyin, veri yapıları nedir? Yani veri tiplerinden bahsediyoruz ya, veri yapıları nedir? Veri yapıları da arkadaşlar aslında bu veri tiplerini kullanarak daha zengin bir işte data structure diyoruz da. Mesela bir örnek vereyim buna. Map. Hash map. Hash map içinde key value tutar. Bakın normalde bir değişken tipi dediğiniz zaman içine bir tane değer koyabiliyorsunuz değil mi? Çok basit bir değer. Ama hash map dediğiniz zaman bunun içine ben key value koyabiliyorum. Yani tek bir değerden zengin bir değer. Yani key value tutabiliyorum. Mesela öğrencinin numarası, value'su da öğrencinin adı, soyadı falan daha zengin. Gördüğünüz gibi hash map burada key olarak integer tutuyor. Value olarak belki string, belki başka bir obje tutabiliyor. Dolayısıyla bu veri tipleri ve veri yapıları kısmını böyle iyi bir şekilde sindirmeniz lazım. Çünkü onlar yoksa eğer, yani bir şey gibi düşünün, bir savaşa gidiyorsunuz. Zırhınızı, işte silahlarınızı iyi donanmanız lazım ki iyi iş yapabilirsiniz. Ya da ne bileyim bir inşaatta çalışıyorsunuz, bir ustayım diyorsunuz. Dolayısıyla oradaki gereçleri çok iyi kullanabiliyor olmanız lazım. Tabii ki de ilk başta bunları çok iyi yapın demiyorum ama bunları bir kitabından, bir yerinden, internetten onunla ilgili bir sürü videolar var. Bunlardan öğrenip ilerlerseniz veri yapıları ve veri tipleri cepte. Hangi programa dilini kullanırsanız kullanın, hiç önemli değil. Kontrol yapılarından bahsettik. Şimdi birçok yerde arkadaşlar şeyler bahsedilir. İşte nedir? O software, object oriented design. Evet, üniversitede görürsünüz, kendiniz bakarsınız. Bunu bilmeniz önemli gerçekten. Yani object oriented destekli bir dil kullanıyorsanız bunları bilmeniz önemli çünkü bu tarz şeyler sizi böyle temiz kod yazmaya iter. Yani ya da şöyle daha da iyi örneğinden bahsedeyim. Temiz kod demeyeyim de bazen temiz kod çıkmayabiliyor onda. Bir soruna çözüm getirmek için tekerleği yeniden icat etmek istemiyorsanız object oriented design'ı bilmeniz bir nebze önemli. Çünkü örnek veriyorum, siz bir input veriyorsunuz. Bu input'un değerine göre bir çıktısı olabiliyor. Tamam? Yani fabrikanın içinde bir parametre veriyorsunuz. Diğer taraf, fabrikanın içinde demir veriyorsun, elektronik veriyorsun. Diğer taraftan çıkıştan 5 saniye sonra, 20 saniye sonra bir tane araba çıkıyor. Tamam. Bunun için mesela programlama dilinde aslında bir design pattern var. İşte factory diyebilirsiniz, abstract factory diyebilirsiniz. Bunun gibi bir sürü şablonlar var, design patternlar var. Dolayısıyla bunları yaparken her seferinde sıfırdan yapmaktansa object oriented design'a baktığınız zaman oradakileri de biraz böyle kulak dolgunluğu olduğu zaman herhangi bir problem gördüğünüz zaman "Aa, ben bunu bir yerden hatırlıyorum" deyip tekrardan kitaba referans alıp oradakini senin projeye uygulayabilirsin. Bu bir şey, bu bir yapı, object oriented. Ama bütün diller object oriented design'a uygundur diye demeyebilirsiniz. Bazı diller daha fonksiyonel olur. İşte mesela Java'da neredeyse bütün object oriented design'ı uygulayabilirsiniz ama aynı şeyi mesela Golang'de belki uygulayamayabilirsiniz gibi. Dolayısıyla bu object oriented design okey. Bazı konular da var. Mesela temiz kod yazma ile alakalı. Duymuşsunuzdur belki, işte solid kavramını duymuşsunuzdur. Şimdi ben ilk başta, özellikle yazılıma ilk başlıyorsanız, ya bu tarz kavramların ne kadar üzerine gidilmesi gerektiği konusunda pek de emin değilim. Mesela solid'in L harfi var. Risk of substitution. Yani yazılıma giriyorum, yazılım yapacağım ama durup dururken risk of substitution diye bir şey çıkıyor. Yani biraz böyle insanı şey yapabilir. Nedir? Ya yazılım öğrenince bir şey çıkarmak istiyorum ama bu nereden çıktı? Matematik mi öğreniyorum diyebilirsiniz. Ha, ilginizi çeker, onu öğrenirsiniz, güzel bir şey. Değil. Onda herhangi bir sıkıntı yok. Ama böyle kendinizi biraz daha daraltıp oradaki işi ilk önce bitirip, mesela dediğim gibi veri tipleri, veri yapıları, control structure, bunları biraz iyi sindirebilirseniz sizin için daha temelini sağlamadık, üzerine daha iyi ilerleyebilirsiniz bu konuda. Mesela object oriented'da bazı şeyleri biliyor olmanız lazım. Mesela birçok kavramları, işte interface'lerde, işte abstract class'lar, mesela class ne demek? Interface ne demek? Bunlar hep bütün programa dillerinde yok ama temel anlamda özellikle object oriented design'ı uygulayabilmek için bu tarz kavramlara ihtiyacınız olacaktır. Bu yüzden bu class, interface, bunlar ne işe yarıyor? Java'da bunları biliyor olmanız gerekiyor. Onun haricinde dediğimiz gibi veriler her zaman böyle basit veriler olmayabiliyor.
daha kompleks verileri inşa etmek için genelde biz cluster kullanıyoruz. Java'da bunlar daha çok böyle Pojo diye geçebilir. Plain old Java Object diye. Bunları da uygulamanız sizin için önemli. Buraya kadar basit bir program geliştirmek istiyorsanız buraya kadar okey. Herhangi bir şey yok. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Ama buna şey diyebilirsiniz. Core Java diyebilirsiniz. Ama birkaç konusundan bir tanesi. Şimdi yazılım geliştiriyorsunuz. Yazdığınız yazılımın içinde her zaman böyle bir tane yol var. Yazılımı yazdığınız zaman o ürünün içinde her zaman aynı yoldan gidiyorsunuz diye bir şey olamaz. Her zaman bir edge case var. Yani beklenmeyen bir durum olabilir yazılımlarda. Hatta belki beklenmeyen durumlar çok da fazla olabilir. Yani bunu söyleyebilirim günümüzde. Dolayısıyla sizin yazılımda her zaman bir problem olacakmış gibi, eğer bir problem olsaydı bunu nasıl halledebilirim? Müşteriye böyle kötü ekranlar vermeden ya da veri kaybına uğratmadan ya da herhangi birinin sisteme girmesini sağlamadan bu tarz güvenli ve hatalara karşı bağışıklı olan bir uygulama nasıl geliştirebilirim dediğiniz zaman bunun kavramı error handling diyebilirsiniz. Error handling sadece hataları yönetme ile alakalı olan bir şey. Mesela diyelim ki sisteme biri giriş yapıyor. Giriş yaparken kullanıcı adına çok acayip bir karakter verdi. Şimdi bu acayip, siz şey diyebilirsiniz, her zaman düzgün bir kullanıcı adı verecek. O olmayabilir. Yani tuhaf bir şey yazıyor olabilir orada. Dolayısıyla siz onları düzgün bir şekilde halledebiliyor olmanız lazım. Error handling dediğimiz kavramda da işte arka tarafta bunların validasyonunu yapmak. Yani girdiği şey gerçekten bir username mi yoksa değil mi? Bunlara bakabilirsin. Yani her zaman direkt işte veri tabanından kontrol edeyim değil de bu tarz parametrelere bakıp hata durumunda bunları düzgün bir şekilde halledebiliyor olmanız lazım. Bu en basit örneği ama sizin uygulama mesela diyelim ki ikinci bir örnek başka bir servisten veri alıyor ve ön yüzde gösteriyor. Dolayısıyla diğer servis erişilebilir olmadığı zaman ne yapacaksın? Bunu da durumunu araştırıp ona göre bir kod yazıyor olmanız lazım. Şimdi burada teknik biraz şeylere girdik ama aslında teknik şeyden önce ürünü geliştirirken bunun bir high level design dediğimiz yani ne işe yarayacak, requirement'ları nelerdir? Bunları bir sürü yöntem var ama en şey olan ilkel olanı söyleyeyim. Diyelim ki kağıda yazıyorsun. Nasıl çalışacak, ne olacak? Belki bir grafik çiziyorsun, diyagram çiziyorsun. Burada bunları söyleyebiliyor olmanız lazım ki çünkü genelde yazılımı yaparken hani ben kafamda oluşturdum her şeyi. Şimdi onu kodlayacağım. Bunu yapabiliyorsan çok güzel ama bir de bunun şöyle versiyonu var. Bir görseli var. Orada tasarlamışsın her şeyi. Arkadaşlarınla, takım arkadaşlarının üzerinde konuşmuşsun. Ve onları küçük parçalara bölüp herhangi bir task'ın içine koyduğunuz zaman oradan yola çıkarak bir uygulama geliştirdiğiniz zaman sizin için daha güvenli olabilir. Yani bugün ben kafamda bir şey tasarladım, onu kodluyorum ama yattım kalktım ya da araya tatil girdi falan nerede kalmıştım dansa elinde bir kontrat gibi yazılı bir şeyin olması ve onun üzerinden ilerlemen gerçekten çok daha iyi olacaktır. Bu tarz şeyleri o yaptığınız dokümanda ya da dizaynda belirtmeniz iyi olacaktır. Şimdi core, işte veri yapıları, control structures, işte error handling dedik. Şimdi buradan sonra arkadaşlar, hani core Java dediğimiz kısım var ya, buradan sonra yaptığımız şey biraz advanced yerlere kayabiliyor. Mesela Java'da başka neler var? Mesela concurrency denen bir şey var. Eş zamanlılık yani. Biz buraları ne zaman yaparız? Yani normalde günlük hayatta kullandığınız Java programını yazıyorsunuz ya. Siz concurrency ya da bu yapıları kullanmasanız bile mesela Java programını ayağa kaldırdığınız zaman default olarak bir main thread'i var zaten. Sen kullanmasan da bu Java dilinin içine yazdığın programda zaten bir thread açılıyor default. Ama bazen sen şunu diyebiliyorsun. Benim bir şeyim var. Programım var. Altyapı var bir tane. Bilgisayar var ya da sunucu var neyse. Sen yazdığın programı öyle istiyorsun ki şöyle bir tane istek var. Yani alttaki sunucunun bütün resourcelarını çok efektif bir şekilde kullansın. Mesela iki tane çekirdeğin var. Evet, güzel. Ya da dört çekirdeği var. Sekiz çekirdeği var. Bir işlemi yaparken ben paralelde ya da eş zamanlı olarak yapabileyim bunları. Dediğiniz zaman bu concurrency olaylarına giriyorsunuz. Şimdi concurrency ile ilgili, Java concurrency ile ilgili
Daha önce detaylı videolar çekmiştim. Ben şimdi onları linkte veririm zaten. Ama nihayetinde şöyle bakabilirsiniz bu olaya. Aynı anda ya da eş zamanlı olarak. Yani şimdi bu ikisinin belki cevabını vermek gerekiyor. Paralelizm is not concurrency ya da concurrency is not a parallelism diye bir kavram vardı. Yani paralelle concurrent aynı şey değildir arkadaşlar. Concurrency aynı anda birden fazla işte muhatap olabilme olayına denir. Mesela örnek veriyorum. Günlük hayattan örnek vereyim ilk önce. Herhangi bir benzin istasyonuna gittiniz. Oradaki benzin istasyonunda pompacı var, değil mi? Pompacı, diyelim ki orada bir tane şey var. Pompacı ne yapıyor? Araba geliyor, ona benzini doldurmaya başlıyor, değil mi? Şimdi şey demiyor orada. Ben bunu doldururken başka hiç kimseyi doldurmayacağım demiyor, değil mi? Dolduruyor. O arada kendisi idle. Değil mi? Başka bir iş yapabilir. Ne yapıyor? Yeni bir araba geliyor, gidiyor onu da dolduruyor. Onu doldururken o bittiği işi tam idle durumdayken, yani idle hiçbir şey yapmıyor, durgun diyebilirsiniz. Diğerinin işi bittiği zaman tekrar ona gidiyor, tekrar ona. Şimdi normalde birini yapayım, bitireyim, sonra ikisine gideyim demektense diyor ki ben bunu yapayım, arada zamanım olduğunda diğer arabaya yapayım, sonra tekrar geri geleyim, sonra diğer tarafa gideyim. Yani bu tarz arada bekleme ihtiyacı, bekleme durumlarında beklemektense başka bir iş, hemen ek bir iş alıp onu yapma olayına biz konkurrensi diyebilirsiniz. Ama bir de şöyle bir şey de var arkadaşlar. Gerçekten aynı anda paralelde iki tane iş yapabiliyorsan buna gerçekten paralelizm deniyor. Mesela çalışan sayısını iki katına çıkardın. Biri bir arabanın benzinini doldururken öteki arabanın benzinini dolduruyor. Yani aynı anda ikisi iki arabanın benzinini doldurabiliyor. Değil mi? Dolayısıyla asenkron hemen hemen demeyelim arkadaşlar. Sadece bu kavram. Çünkü asenkron belki diyebilirsin ama kavram olarak biraz daha yukarıda tutmak lazım bunlar. Çok genel kavramlar çünkü. Paralelizm ve konkurrensi. Bunları bildikten sonra arkadaşlar bu olayları size yazılıma uygulamak için altyapı sağlarlar, programlama dilleri. Java'da da bunlar concurrency ve mesela executor service, işte threadler falan filan gibi bunun gibi kavramlar vardır. Bununla ilgili bir video var. Ben yine şeyde linkte veririm bunu. Onun haricinde baktığınızda belki birkaç tane daha detaylı mesela yazılımı geliştirirken arkadaşlar sizin işinizi yapmanızı sağlayacak en iyi veri, en performanslı veri yapısı hangisidir? Bunları araştırabiliyor olmanız lazım. Değil mi? Mesela Java Data Structures List diyelim mesela örnek veriyorum. Masterclass değil. Mesela şöyle bir tane. Umarım Java işi yapar. Bu genel olan. Ama şeyden de bahsedebilirdim şurada. Bahsedebilirim mesela. Şimdi genç burada yine şey yapamadım. Düzgün bir şekilde verilmedi. Mesela bir tane list var. Solda var mı? Evet var. Mesela arkadaşlar bakın. Java'da işte ne bileyim queue var. İşte ne bileyim linked list var. Array list var. Normal list var. Hash map var. Gibi gibi bir sürü şeyler var. Veri tipleri var. Şimdi set var mesela. Şimdi bir list var bir de set var. İkisi de aslında içinde elemanları koyuyorsun. Onları erişebiliyorsun falan neyse. Ama liste birbirini tekrar eden elemanları koyabilirken set de sadece unique mesela. Setin içine bir koydum, sonra bir daha bir koydum, bir daha bir koydum diyemiyorsun. Sadece unique şeyleri koyabiliyorsun. Ama liste 1, 3, 5, 1, 2, 5 falan koyabilirsin. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Bunun gibi özel veri yapıları ve hangi durumda neyi kullanmanız gerektiğini bilebiliyor olmanız lazım. Bunu da tabii pratik yapa yapa. Yani böyle bir anda kitaptan okudum, her şeyi öğrendim diyemezsiniz. Bir de şöyle bir durum da yok arkadaşlar. Hani en azından moralinizi bozmasın diye söylüyorum. Evet, programlama dillerinde çok fazla konu olabiliyor. Ama bu hepsini aynı anda öğreneceğim, her yerde kullanacağım anlamına gelmiyor. Bu en çok Object Oriented Design Pattern'da başımıza geliyor. Veri yapılarında ve dilin temellerinde de bu olabilir. Mesela elimde bir hash map var. Okey, kullanıyorum. Key value, güzel. Ama concurrent bir ortamda concurrent hash map kullanmam lazım. Yani bunu hemen aklına tutmam. Çünkü niye? Herhangi bir hash map, bir şey düşünün. Elinde bir tane poşet var, içinde şeyler var. Nedir? Diyelim ki yumurta var.
Yumurtaları poşetten alıp sayıyorsun. Kağıda yazıyorsun. Bir tane aldın, bir. Bir tane aldın, iki. Ya da düşüyorsun. Mesela 30'dan aşağıya düşüyorsun. Bir tane aldın, kırdın, 29. Bir tane aldın, kırdın, 28. Seninle birlikte aynı anda başkası da oradan alıyorsa, sen sıfıra inmeden yumurtaların çoktan bittiğini görürsün. Çünkü seninle birlikte başkaları da alıyor. Dolayısıyla concurrent ortamlarda daha güvenli veri yapıları kullanman lazım. Kullandığın bir veri tipi ne? Concurrent bir ortamda kullanmak istiyorsan hemen onun daha safe, daha güvenli olan bir versiyonunu bulup onu kullanman gerekiyor. Bunun gibi pratik bilgiler. Şimdi Core Java biraz daha advanced'e gidiyorsunuz. Ondan sonra şeye girmeden önce, yani günlük hayatta ne yaptığımıza girmeden önce belki biraz test olayına bakmanız gerekebilir arkadaşlar. Yani yazılım ilk başladığınızda daha yazılımı yeni öğreniyorken test kavramı size çok böyle tuhaf gelebilir. Yani farklı bir dünya. Niye test yazıyorum? Yani zaten ben bunu debug edebiliyorum. Yani çalışıp çalışmadığını anlayabiliyorum. Niye test yazıyorum gibi kavramlar falan oluyor. Şimdi testle ilgili çok onlarla ilgili detaylı videolar yapmıştım. Onu yine vereceğim ama burayı uzatmamak adına şöyle söyleyeyim size. Test first development diye bir kavram var. Test driven development, TDD. Belki çok fazla yerde uygulayamayabiliriz ama yazılıma başlarken eğer bunu bir şekilde kendinize şey yaparak, yani bunu yapsam nasıl olur acaba? Belli bir şeyler öğrenebilir miyim diye biraz kendinizi zorlayabilirseniz belki daha güzel kod yazma. Bir de TDD'nin şöyle size temiz kod yazmayı, herhangi bir şeyin testini yazamıyorsanız orada bir code smell dediğimiz bir şey ortaya çıkabiliyor. Yani sen bir şeyin testini niye yazamıyorsun? Örnek veriyorum, çok fazla statik şeyler kullandın. O yüzden testini yazamıyorsun. Ya da normalde şey yaparız. Test yazarken ilk önce herhangi test ettiğin şeyi şey diyoruz ona, SUT, System Under Test. Test ettiğin bir konu var, özellik. O özelliğin bağımlı olduğu şeyler var. Testini yazmaya başlıyorsun. Ne yapardın? İlk önce o bağımlı olduğu şeyleri oluştururdun, değil mi? Bir bakıyorsun, bağımlı olduğu şeyleri oluşturmak, oho, çok fazla zaman alıyor. Sonra diyorsun ki, ya arkadaş, bu yazdığın kod, class neyse, bunun niye 25 tane bağımlılığı var? Seni sorgulamaya itiyor. Çünkü test yazarken onu çok fazla şey yaptığını hissediyorsun. Ya da örnek veriyorum, bir şeyin testini yazacaksın. Koşulları sağlamaya çalışıyorsun yine. Bir bakıyorsun bir tane metodu mesela önceden hazırlayamıyorsun. Niye? O metot private. Onu bir de farklı kütüphanelerle falan yapman gerekiyor gibi gibi. Bazı şeyleri testte yazamadığın zaman o hemen sana bir sinyal gönderiyor. Demek ki yazdığın kodda bir problem olabilir diye. Ama sen başta test yazıp onun üzerinde production kodunu yazmaya ilerlediğin zaman o zaman seni daha böyle hep böyle sınırların içinde tutup yazılımı o şekilde geliştirmeni sağlıyor. Böyle bir yapı var. Aklınızda bulunsun. Ama yazılımı ilk başlarken TDD'nin çok da kolay bir şey olacağını düşünmüyorum. En azından ben öyle hissettim. Size kolay geliyorsa kendimi çok kötü hissederim bu arada. Ben genelinde öyle olduğunu düşünüyordum. O yüzden söylüyorum. Şimdi buraya kadar çok böyle şey Java kullanacağım. Bunu yapacağım dedim. Ben eğer Java değil de .NET kullansaydım. İnanın yapı yine aynı. Yine kontrol yapılarını bileceksiniz. Veri yapıları, veri tipleri, concurrent programı nasıl yapılır gibi gibi şeyler. Yine aynı konular, kavramlar. Öteki tarafa bir geçiyorsunuz. Golang yine aynı kavramlar. Ha, veri tipleri falan eksik olabilir, değişik olabilir, adı farklı olabilir. Birinde thread iken ötekisinde go rutindir falan filan. Ama mantık olarak yine aynı. Dolayısıyla siz herhangi bir yazılımı ben Java'yı çok iyi biliyorum. Güzel bir şey. Ben Java'yı biliyorum. Java'yı öğreneceğim. Her şeyi Java ile yapacağım diyebilirsin ama siz Java'yı öğrenirken aslında bu altyapıyı çok iyi oturttuğunuz zaman, metodolojiyi çok iyi oturttuğunuz zaman yarın öbür gün durumuna göre gidip siz Golang kullanmak zorunda kaldığınız zaman onu öğrenip yapmanız, yazılım yapmanız çok daha kolay olacaktır. Dediğim gibi siz yazılım geliştirirken siz bir orada kendinizi profesyonel bilir olarak düşünün. Altyapıyı çok iyi bildiğiniz zaman, temellerini çok iyi bildiğiniz zaman doğası gereği diğer programa dilini gerektiğinde de çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi yani kim kimden çaldı bilmiyorum ama çok özet olarak şunu derdim.
Dil fanatikliği hiçbir zaman yapmayın. Dilin zaten altyapı oturduğunuz zaman dilin bir araç olduğunu göreceksiniz. Ondan sonra şey diyebilirsiniz. Buraya kadar diyelim ki Java ile ilgili olan kısımlar. Peki biz günlük hayatta ne yapıyoruz? Mesela bir Java yazıp onun Java dosyasını ya da jar dosyasını birine mi veriyoruz? Onlar eskide kaldı arkadaşlar. Artık yeni yapıda hala var tabii ki de. Yani yok demiyorum ama siz şey yaptığınız zaman, bir yazılım geliştirdiğiniz zaman genelde bu bir servis olur. Servis yazarsınız. Servisleri yaparken de arkadaşlar genelde hangi dilde olursa olsun bunların size servis yazmanızı sağlayacak bir framework diyelim. Ama Java ile çok iç içe geçmiş bir tane framework var, Spring. Şimdi Spring'i ilk 2002-2003 civarında Rod Johnson yazarken ne amaçla yola çıktı? Şöyle bir onunla ilgili de bir video var. Onu da videoyu şey yaptığımda linkini de koyarım. Şimdi normalde bir Java uygulaması geliştirdiğiniz zaman bunu bir tane application container'a koymanız gerekiyordu. Mesela Tomcat, mesela işte nedir? Adlarını da unuttum. WebSphere. Bunun gibi IBM'in işte bilmem neyin yaptığı application container'lar vardı. Java'yı oraya koymanız gerekiyor normalde. Ama Spring dedi ki ya ben bu application container, bu bağımlılık olayını bir kurtarsam da bundan bağımsız bir şekilde ben Java'nın herhangi bir yazılmış herhangi bir Java uygulamasını nasıl çok kolay bir şekilde çalıştırıp hatta bağımlılıkları varsa onları çok rahat bir şekilde düzenleyip nasıl böyle bir ortamı sağlayabilirim deyip 2003 civarı bu ortaya çıkıyor. Burada aslında temelde yaptığı şu IOC ve Dependency Injection dediğimiz. Dependency Injection senin elinde diyelim ki bir class var. Onun içinde ya da bir uygulama var. O uygulamanın bağımlılıklarını Dependency Injection yöntemiyle sisteme yerleştirip uygulamayı o şekilde ayağa kaldırabiliyorsunuz. İşte bu 20 sene içinde bayağı bir nasıl diyeyim, değişikliğe uğradı. Mesela önceden XML'lerle yaptığımız şeyler artık binlerle falan yapılıyor. Java içinde falan yapılıyor. Hatta olabildiğince azalıyor onlar. Ya yaptığınız iş daha da azalıyor artık. Şimdi Spring şunu yaptı size. Dedi ki ya sen yazdığın kodu herhangi bir application container'a uyduracağım diye uğraşma. Sen uygulamanı yaz. Bağımlılıklarını ben sana çok rahat bir şekilde vereceğim. Mesela neye ihtiyacım var? REST. Var bende. Şunu Maven'a ekle. Neye ihtiyacım var? Veri tabanına erişeceğim. Var. Şunu ekle. Yani onlar da bundled şekilde geliyor. Hangi application container istiyorsun? Tomcat mi? Jetim ne istiyorsa onları koyabiliyorsun içine. Dolayısıyla bu application container dediğimiz şey içine uygulama için embed oluyor artık. Yani sen normalde kendini bir yere uydurup orada çalışmasını beklerken Java uygulamanın artık Java uygulamanın kendisini sen yazıyorsun. Application container sana ayak uyduruyor. Bir bakıyorsun uygulamanın içinde bir embedded Tomcat var. Sistem ayağa kalktığı zaman en uç proses olarak, işlem olarak Tomcat ayakta bekliyor sunucu olarak. Ama ondan önce senin yazdığın bir lojik var. Onlar toparlanıyor. Tomcat server ayağa kalkmadan önce o lojik zaten orada yerleşiyor. Sizin Tomcat'e gelen istek arka tarafta sizin o lojiği çalıştırıyor. Mantık olarak buna bu işe yarıyor. Ha, .NET'e geçtin, Go'ya geçtin. Onlarda da aynısı var. Node.js'e geçtin, Express geliyor. Go'ya geçtin, işte Fiber geliyor, bir şey geliyor. Bunlar bütün programlama dillerinde neredeyse bu tarz şeyler var. Çünkü yazılımcı olarak servis yazma ihtiyacı duyuyoruz. Peki bunlar size ne sağlıyor? Mesela servis yazıyoruz diyorsunuz değil mi? Bu servisi yazmak için, yazabilmek için size bir altyapı sağlıyor. Mesela REST API yazmak istiyorsunuz. Bunun için size sağladığı bir altyapı var. Mesela controller yazıyorsunuz. Onun mesela request göndereceksiniz. Post request. Bunu nasıl yapacağınızı sağlıyor. Size alt API veriyor. URL parametrelerini nasıl alacaksın? Nasıl sanitize edeceksin falan. Bunların yine altyapısını size verebiliyor. Bu sadece bir bacağı. Diyelim ki uygulamanızın içinden başka servislere istek göndereceksiniz değil mi? Mesela biri size bir şey satın alacak. O dolar üzerinden satıyorsunuz. İşte bir örnek veriyorum. Merkez Bankası'na sorgu atıyor. Dolar kuru karşılığını alıyor. Size gösteriyor. Değil mi? Bunun için işte HTTP client'ı kullanmanız gerekebilir. İşte sizin uygulamanın başka bir yerde entegrasyon olacağı zaman işte HTTP üzerinden onun değişik varyasyonları var ama o detaya girmeyeceğim. Ama temelinde
Bu HTTP isteği gönderme mesela. Bu taraflara hakim olmanız gerekebilir. Hatta olsun yani. Yani bir yazılımcı HTTP isteği nasıl gönderir onu bilmesi gerekiyor. Hatta daha katı olsun söylediğim. Onun haricinde arkadaşlar veri tabanına erişme konusundan bahsettik değil mi? Veri tabanına erişeceğiniz zaman altyapıda kullandığınız dil, şey pardon, teknoloji. Mesela MongoDB olabilir, MySQL olabilir, Postgre olabilir, Cassandra olabilir. Hangisi olursa olsun Spring'in size sağladığı bir abstraction layer'ı var. Spring Data projeleri. Yani Spring Data'nın MongoDB'sini, MySQL'ini, Redis'ini hatta gibi projeleri görebilirsiniz. Ama ondan daha önemli olan şu var arkadaşlar. Bu teknolojileri neye göre seçiyorsun? Niye MongoDB, niye MySQL? Mesela relational bir database ihtiyacım duyduğunuz zaman işte Postgre, MySQL falan kullanabiliyorsunuz. Ama document based bir şey istediğinizde MongoDB, işte column based bir şey istediğinizde Cassandra, graph based bir data istediğinizde Neo4j ya da OrientDB gibi gibi şeyleri seçebiliyorsunuz. Peki Hüseyin bunlara nasıl karar vereceğiz? İşte bu da senin öğrenmen gereken şey. Mesela örnek veriyorum. Şey yapacaksınız. Bir yerden bir yere para göndereceksiniz, değil mi? Transactional bir işlem var. Müşteri var, müşterinin bakiyesi var. Oradan başka bir yere gönderiyor falan. Bunun bir ilişkisel veri tabanında tutulup transactional bir şekilde, yani ben bir transfer yaparken aynı anda başka biri aynı hesaptan transfer yapamıyor olması lazım. Onu bekliyor olması lazım. Niye aynı anda iki tane yapmak istemeyiz? Çünkü biri düşecek, ötekisi de aynı anda bir şey yapmak çalışırken data bozulacak onda. Yani biri olacak sonra diğeri olacak gibi işlem yapması gerekiyor. Burada da veri tabanını seçebiliyor olmanız lazım. Bunları tabii diyebilirsiniz ki ya MySQL'in şeyi farklı, Postgre'nin sintaksi farklı, Oracle'ın farklı diyebilirsiniz. Bu tarz şeyler için de arkadaşlar Object Relational Mapping dediğimiz ORM kütüphaneleri var. Mesela Spring'de de çok ciddi bir entegrasyonla Hibernate modülü var. Spring'de bu data projelerini Hibernate'in yardımıyla veri tabanına erişirken hep ortak bir yapıyla yapmasını sağlar. Mesela siz bir class yazarsınız, üzerine bir anotasyon koyarsınız, chat tablolar oluşmuş. Sen bir metot yazarsın, metodun adını pars ederek veri tabanına SQL sorgusu atabilir. Yani bunun gibi yani 20 senelik bir birikim var. Aklınıza gelebilecek her şey artık yazılmış yani içeride. Öyle bir durum. Sadece veri tabanı değil, MongoDB'da transactional yapı bir nebze var. Yani MySQL ve Postgre'deki gibi düşünmeyin. Orada biraz daha nasıl diyeyim, biraz daha atomik olarak söyleyebilirim ama şey gibi MySQL ya da Postgre gibi database seviyesinde transactional desteği olan bir yapı gibi düşünmeyin Mongo'yu. O biraz daha document based bir veri tabanı teknolojisi. Yani para transferi yaparken MongoDB kullanımını hiç görmedim. Yani eğer gördüyseniz belki onunla ilgili yoruma falan yazabilirsiniz. Şimdi ORM'lerde normalde çok basit şeyleri yapabiliyorsunuz. Kompleks şeyleri de yapabiliyorsunuz. Mesela onları da anotasyonlarla yapabiliyorsunuz. Bir metot düşünün. Metodun üzerine anotasyon. İçine query'ni kendi yazabilirsin. O query'nin de değişik versiyonları falan var. SQL falan dediğimiz. Dolayısıyla bu ORM kısmında aklınıza ne geliyorsa onlar büyük ihtimalle orada vardır. İnanın ki çok fazla use case var çünkü orada. Onun haricinde arkadaşlar mesela veri tabanı kullanıyorsunuz ama bazen veri fazla değişmiyor. Ama veri fazla değişmiyor ama ona rağmen veri tabanına çok gidiyorsunuz. Uygulamanın performansı biraz yerlerde olabilir o yüzden. Burada iyileştirmek için de genelde bazı katmanlar kullanıyoruz. Biz ona genelde cache diyoruz. Onun için işte Hazelcast, Redis tarzı şeyler kullanabilirsin, teknolojiler. Bunların hepsinin de genelde bu tarz uygulamalarda desteği vardır. First level cache, second level cache. Bu iki kavrama bence aşina oldum. Siz ayrıyetten araştırırsınız ama ben yine bir video linki burada veriyor olacağım. Siz mesela Redis ya da Hazelcast'i second level cache olarak ayarlayıp belirli şeyleri sen database'e gibi gidiyormuş gibi gözüküp aslında onu cache'den hemen getirdiğini fark edersiniz. Ya da belli bir süre sonra onun cache'den silinmesini gibi gibi bir sürü kavram var ama aklınızın bir kenarında bu bulunsun.
Bu modüllerin hepsini anlatmaya kalkmayacağım ama mesela Spring kullanıyorsanız ve herhangi bir iş yapıyorsanız, mesela veri tabanına bağlanıyorsanız var. Modülü var, bakın. ABC entegrasyon mu yapacaksın? Modülü var, bakın. İşte bir şey mi yapacaksın? Batch processing mi yapacaksın? Modülü var, bakın. Cron job'lu işlemler mi yapacaksın? Desteği var, bakın. Yani yazılım dünyasında ne yapmak istiyorsan hepsi var. İçinde bakmanız gerekiyor buna. Ha, mesela Hüseyin, ben Spring biliyorum demek için gidip bunların hepsini bilmem gerekiyor mu? Hayır. Çünkü aynı kural burada da geçerli. Sadece ihtiyacın oldukça onları öğrenirsin ama Core Spring'i bilmen önemli ama burada. Mesela dependency injection nedir? Uygulamanın konfigürasyonu nasıl yapılır gibi gibi. Bu tarz şeyleri bir şekilde biliyor olmanız lazım. Bunu da yapa yapa öğreneceksiniz. Onun haricinde burada bir de security modülü var. Spring Security dediğimiz. Mesela authenticate edeceksiniz kullanıcı ya da herhangi authenticate oldu herhangi bir endpoint'e gidecek. Buraya yetkisi var mı yok mu? Bunu yine şeyle yapabilirsiniz. Spring Security modülüyle yapabilirsiniz. Bunlara da ayrıca bakabilirsiniz yani. Peki, Core Java'yı bir şekilde öğrendin. Böyle basit uygulamalar yapabiliyorsun. Sonra bir servis yazmak istedin. Bunu da Java ile ve Spring'in desteğiyle yaptın. Ha, Spring kullanmak zorunda değilsin peki. Mesela Jax RS dediğimiz şey de var. Çok önceden beri gelen. Yani o da bir tercih. Ama ben genelde Spring kullandım şimdiye kadar. Ve Jax RS'e göre biraz daha şey yaygın olduğu için Spring'i öneririm kesinlikle. Peki bundan sonraki ne? Yazdım servisi. Kime vereceğim bu source kodu? Source kodu vermeyeceksiniz arkadaşlar genelde. Günümüzde arkadaşlar container teknoloji dizileri dediğimiz bir kavram var. Yani kimisi Docker kullanır, başka teknoloji kullanır ama nihayetinde uygulamanın bağımlılıkları neyse onları bir araya toplayıp işletim sistemi de dahil bunları bir bundled olarak bir yerde verebiliyor olmanız lazım. Genelde bunun için Docker'ı kullanıyoruz. Docker dediğimiz şey aslında uygulamanın bağımlılıklarıyla birlikte bir araya getirip bunları böyle Docker run dediğinde ya da Kubernetes ortamında Kubernetes'te bir distributed container orchestration platform işte bir sürü makineyi bir araya getirip sizin oraya uygulamanızı deploy etmenizi sağlayan bir yapı. Yani daha genişi de yine Kubernetes'te de ayrıyetten bakın derim. Ben yine bir link veririm Kubernetes'le ilgili. Şeyde de bu Docker'ı mesela Docker file yazarız, içine bağımlılıkları koyarız. Docker build diye bir imajı yaratır. Sonra o imajı container olarak çalıştırırız ama bunu manuel yapmaktansa bir de Spring kullanıyorsanız içinde Maven varsa bunlar Docker pluginleri var. Bir task'la, Maven task'ıyla bu Docker imajını yaratabiliyorsunuz. Böyle bir imkanınız var. Buna bakmanızı tavsiye ederim. Peki bu imajları biz manuel mi oluşturuyoruz? Hayır, oluşturabilirsin ama manuel yaptığın her şey arkadaşlar, insan hataya açık. Manuel yaptığın her şeyin hata üretme ihtimali çok yüksek. Olabildiğince otomatize edebiliyorsan bu iş on numara. Burada da arkadaşlar GitHub Action'a geleceğim. Şimdi şeyde baktığınız zaman illaki GitHub kullanıyorsunuz ya da GitLab kullanıyorsunuzdur. Git'in içinde GitHub'da belirli modüller var. Yani sadece Git as a service olarak kullanılmıyor orası. Mesela GitHub Action dediğimiz bir kavram var. Burada siz bir şeyi pushladığınız zaman bazı eventlere göre size ekstra şeyler yaptırabiliyor çok rahat bir şekilde. GitHub Action'larda arkadaşlar mesela şeyi yapabilirsiniz. Kendine bir push mu yaptınız? Ya da bir pull request mi açtınız? Neyse artık. Orada kodunuzu lint edebilirsiniz. Yani problem var mı yok mu? Mesela check style vardır Java'da meşhur. Ona bakabilirsiniz. Değişkenler düzgün tanımlanmış mı? İşte fonksiyonlar gereken uzunlukta mı? Çok uzun olması falan gibisinden. Bu tarz kontrolleri yapabiliyorsunuz kodunuzun üzerinde. Dolayısıyla herhangi bir problem varsa patlıyor, düzeltmen gerekiyor falan. Takım halinde çalışırken kullandığın araçlar aynı olmasa bile metodolojinin aynı olması bir nebze önemli. Mesela biri 4 satırlık tab kullanıyor. Ötekisi 2 satır, 2 boşluklu tab kullanıyor gibi gibi olduğu zaman bu sefer Git'te çok fazla diff, yani çok fazla değişiklik ortaya çıkıyor. O yüzden bu
ortak bir check style, ortak bir kod standardı kullanmak burada önemli. GitHub Action'a gönderdiğiniz zaman arkadaşlar bu code base'in testini çalıştırabilir, sonar check'inden geçirebilir ve hatta Docker imajını yaratıp GitHub'ın container registry'sine koyabilirsiniz. Bu kadar basit. Sen bir şeyi merge ediyorsun. Merge edildikten sonra bu işlemi otomatize edip GitHub'ın container registry'sine koyabilirsin. Sana biri gelecek. Versiyon 1.3.5'in Docker imajını oluşturdun mu Hüseyin? Yok, oluşturmadım. Niye oluşturmadın? Çünkü GitHub Action yapıyor benim için. Ha tamam diyor, gidiyor. Dolayısıyla GitHub Action senin için her zaman aynı elmayı üretiyor. Tabii biri büyük elma, içinde az feature var, çok feature ama bir elma üretiyor. Ama sen bunu elle yaparsan bugün elma üretip yarın karpuz üretme ihtimalin var. Değil mi? Yani bir şeye moralin bozuktur, dalmışsındır. Test ortamına çıkıyorum diye production'a çıkıyor olabilirsin. Dolayısıyla bu tarz şeylerde olabildiğince otomatize etme önemli. Şimdi burada neyi bahsedeyim? Ha, bunu deploy ettiğiniz yerde de arkadaşlar genelde uygulamayı deploy ederken siz bunu belki yapmayabilirsiniz. Çünkü o ortamı ayarlayan DevOps, SRE, Cloud'cu neyse artık deployment mekanizmasını zaten koymuştur. İşte Argo CD. Onlarla ilgili bir video veririm. Yani çok fazla böyle gözünüzde büyütmeye gerek yok. Ama şöyle düşünün. Sizin Docker imajınız hazır olduğu zaman bir tetikleme ile o imaj, o versiyon production'a test staging'e gidebilir. Sizin burada önemli olan bilmeniz gereken nokta bence bir developer olarak, Java developer olarak, diğerlerinde de aynıdır bence. Sonar biri sormuştu. Sonar arkadaşlar kod quality tool'u. İçinde işte security testleri yapıyor. Kodun içinde anti pattern var mı? Büyük class, büyük metot. İşte bir tightly coupled metot falan. Bunun gibi kodun kalitesini ölçüyor. Ve sana bazı yorumlarda bulunuyor. Onları çözmeni istiyor falan gibisinden bir tool. Statik kod analiz tool'u. Tekrardan geri gelecek olursak. Sen Kubernetes'e bir şey deploy oldu ya. O yazdığın ürün senin ürünün. Dolayısıyla o Kubernetes'i deploy ettiğin yerde ne kadar memory ihtiyacın var, ne kadar CPU ihtiyacın var, bunları senin bilebiliyor olman lazım. Nasıl bir makine tipine ihtiyacın var, bunları developer olarak senin bilmen gerekiyor. Ha şey de diyebilirsin, ben uygulamaya gideyim, DevOps'a anlatayım, o benim için seçsin diyebilirsin. O da olabilir ama böyle bir yolun olduğunu bilmen önemli. Genelde bu uygulamaları deploy ettiğimiz zaman bunları monitör etmek önemli. Onun için genelde şirket genelinde işte ne bileyim Nibre'likti, Instana'ydı bunun gibi monitoring ya da APM tool'ları konulur. Herhangi bir problem olduğunda size alarm gelir. Hatta belli modüller belli developer'lara gider. Bunun gibi şeyler yapabilirsiniz. Yani kulağınızda kulak dolgunluğu kalsın. Yani bunlar her yerde yapacaksınız diye bir şey yok. Bazıları bütçe ayırmaz yapmaz ama temel anlamda iyi bir şey yapıyoruz diyorsanız bunlar olursa çok iyi olur. Uygulamanızı böyle canlıda bakıp anlayabilmek için bazı dashboardlar, alarm mekanizmaları falan da olabilir. Bunları siz kurun demiyorum ama böyle elinizin altında bookmark'ta neyse böyle Grafana'ya gidip mesela sistemin metriklerini böyle UI'da gösterdiği Grafana'dan bakabilme. Ya da bir alarm geldiğinde alarmın detayına gidip orada ne oluyor acaba? Mesela modern APM, application performans uzun olmasını yanlış söylüyor olabilirim. Bu araçlarda genelde şey özellikleri vardır. Mesela Java, database. O aradaki mesela slow query'leri falan anlayabiliyor. Bunun gibi yapıları var. Dolayısıyla burada ne oluyor, ne bitiyor takip edebiliyor olmanız lazım developer olarak. Ha, bazı yerlerde şey olabilir. Arada SRE vardır ya da infracı vardır. Onlar alarmı alıyor olabilir ama bence doğası gereği herhangi bir problem varsa onun Slack'e, maile bir yere düşmesi, developer'ın proaktif bir şekilde ona yorum yapabiliyor olması bence güzel bir şey. Ya da herhangi bir problem oldu, ne oldu da problem oldu, onun izlerini görebilmek. Yani distributed tracing dediğimiz onun izlerini görebilmek bu tarz kavramlarda önemli.
Şimdi çok kısa özetleyecek olursam arkadaşlar. Şimdi bunun başka advanced yolları da var. Ben onu farklı bir session'da anlatmayı düşünüyorum. Yani bu farklı dediğim kısım şey işte microservice, KRS'de bilmem neydi falan filan. Distributed o tarz şeyleri farklı bir session'da bahsedeceğim. Ama burada sadece keywordler nerelerde ne kullanıyoruz. Dedik ki Core Java'yı bilmeniz önemli. Eğer Java developer olacaksanız Core Java'yı bilmeniz önemli. Veri tipleri, veri yapıları, işte kontrol yapıları, conditional statements bu tarz şeyleri bilmeniz önemli. Hangi dil olursa olsun işte tabii object oriented bir dilse mesela software design nasıl yapılır? Object oriented design patterns. En azından bunun böyle bir pattern yapısının olduğunu, nasıl kullanıldığını bilmeniz önem arz edebilir. Test yazmayı bilmek sizin artınıza olabilir. Çünkü test yazılabilir kod yazıyorsanız o genelde biraz temiz koddur. Yani test yazıyorsanız TDD dediğimiz test driven development bunu yapabiliyorsanız o sizin kötü kod yazmanızı engeller genelde. O yüzden ona da bir bakın derim. Onun haricinde biraz daha advanced bir yerlere giriyor diyorsanız bu concurrency kavramlarına bakabilirsiniz. Java'da da bunun için threadler var, executor servisleri var. Sadece basit veri yapıları değil, onun haricinde advanced data structure, veri yapıları, hash map, linked list, set, ArrayList bu tarz konulara da bakmanızı öneririm. Çünkü hangi dili kullanırsanız kullanın genelde böyle primitif yapılarla olay bitmiyor. Onlar da işte ne bileyim Go'da slice vardır, işte başka veri yapıları vardır. Java'da da aynı şekilde var, .NET'te de var. İhtiyacınıza göre bunları kullanın. Yani ben bir liste tutacağım. Sen sadece string'i biliyorsun. Listeyi string olarak tutuyorsun. Sonra işin ihtiyacın olduğu zaman onu split ediyorsun. Onu kullanıyorsun. Sadece string kullanıyorsun hayatında. Ya böyle bir şey olamaz. Yani duruma göre, use case'e göre hazırlanmış veri yapıları vardır. Onları kullanın. Yani onu da bilmeniz önemli. Sonra arkadaşlar biz bu uygulamaları böyle source kodu birilerine vermiyoruz. Yani genelde servis olarak yazıyoruz. Evet paket olarak da veriyoruz ama paket olarak versek bile insanlar onun sistemini kuruyor, servis olarak çalışıyor. Dolayısıyla orada mesela Spring'den bahsettik. Spring'in içinde bir sürü modülü var. İşte test yazmak için, veri tabanı katmanı için ORM'ler var. Ondan sonra entegrasyon için bir sürü modülleri var. Ve nihayetinde Spring'in core'unu bilmek için, yani çekirdeğini bilmek için dependency injection ve configuration management bu tarz konuları bilip üzerine o modüllere bakabilirsiniz ihtiyacınız oldukça. Ve ayrıca Spring Security. Mesela güvenlik önemli orada. Bir servisiniz varsa onu otantike ediyorsunuz muhtemelen. Orada security katmanına biraz önem vermeniz gerekebilir. Sonra arkadaşlar bu Spring'i diyelim ki bir şekilde servisinizi yazıyorsunuz artık. Mutlusunuz. Bunu artık dağıtacaksınız. Dağıtmak için arkadaşlar böyle bunu alıp birine verip al sunucuna koy demektense günümüzde container altyapısı dediğimiz, container yapısı dediğimiz uygulamanızı bağımlılıklarıyla birlikte bundle yapıp yani hazırlayıp onu çalışabilir vaziyette birilerine veriyorsunuz. Vermiyorsunuz da bunu bir yere deploy ediyorsunuz. Mesela Kubernetes'e deploy ediyorsunuz. Bunu da olabildiğince otomatize etmeniz faydanıza olur. Ben genelde GitHub Action kullanıyorum. Sen herhangi bir push yaptığında, main branch ile merge olduğunda gibi gibi durumlarda Docker imajını otomatik generate ettirebilirsiniz. Bu GitHub Action'da çok basit. Daha sonradan da bu versiyonu gidip Kubernetes'e deploy edebilirsiniz otomatik olarak bunu. Yani uçtan uca bu sistemi uçtan uca otomatize etmek mümkün. Aslında anlattıklarımız bu kadar. Şimdi bu bölüm sadece Java developer olmak istiyorum. Ne gibi şeyler var acaba dediğinizde bunları çoklukla duyarsınız. Ha, bunun haricinde bahsetmediğim bir sürü şey var ama onları bir sonraki kategoride belki farklı yapıda anlatırım. İşte microservice'te, CQRS'te, distributed system'da belki testlerin advanced versiyonları falan var. Onlardan da bahsederim. Ama temelinde bu. Anlatacak.